Savaş, kavga, ölüm, başka bir şey bilmiyor musun sen? Bilmiyorum. Tamam, bildiğim bu. Peki ya ben? Ben hiç mi önemli değilim senin hayatında? Sen benim için çok önemlisin. O zaman neden ayrıyız Celal? Çünkü ben sana beladan başka bir şey getirmiyorum. Belli ki ben de bela seviyorum işte. Gel yarim ol. Gidiyorum ben bir hafta sonra. Nereye gidiyorsun? Umurunda mı? Bir şey demeyecek misin? Zaten sen kararını vermişsin ya. Benim bir şey dememi isteseydin oturup beraber konuşurduk bunu, değil mi? Ben ne söylesem aynısı olacak onun için. Hiç konuşmaya bence gerek yok. Her delikanlının bir yarası vardır. 40 kat keçenin altına saklar da yine de kimselere göstermez yarasını. Sonra tek başına kaldığında o 40 kat keçeyi açar, kendi kanatır yarasını. Analar hep aynı şey ister oğlum. Yensen de, yenesen de, boksan da, aslan kesilsen de, dövüşsen de, kaçsan da, sen benim oğlumsun. Senin tırnağına iki cihana değişmem ben. Al. Ne bu? Al şunu. Anladığın hediyetini mi ödüyorsun sen bana? İstemez. Senin leş gibi parana ihtiyacım yok. Leş meş para paradır. Al şunu oğlum. Madem bakmayacaktın, sahip çıkmayıp sokağa atacaktın, o zaman beni ne diye doğurdun? Gelmedin. Ben yarın senin yanında uyanmak istiyorum. Bir daha da seni hiç bırakmak istemiyorum. Senden hiç beklemezdim. Ama hep öyle olmaz mı? Beklemediğin yerden vurur hayat. Ne kadar beni buna kaç kere ardında bırakıp gideceksin? Verdiğin sözler ne olacak? Unut beni, unuttuğum gibi sen. Bazı gidişler sevgisizlikten değil, çaresizliktendir. Ben düşündüm. Dünyada her şeye sahip olan bir adama ne alınır diye. Bana dünyayı aldın. Ben bütün bu olanları anlayamıyorum. Ya ben hocam bu dünyayı, bu dünyadaki insanları affetmiyorum hocam. Bu kadar hayırlık, bu kadar kötülük fazla hocam. Böyle dünyanın adaletine tükürelim. Teşekkür ederim Demna. Neden? Beni bir hayale, güzel bir ihtimale inandırdın için. Ben sınanıyorum ya. Vallahi dönüyorum, dolaşıyorum, aynı şeylerle sınanıyorum. Ulan insan hayatında sürekli aynı yerden vurulma be. Ama vurulursa da düşerse de kalkar. Düştüysen kalkacaksın, bir daha düştüysen bir daha kalk. Bakarsın bugün sever bu yürek. Yarın sevilir. Bakarsın. Yüreğimin özünde başka yarınlar var. Ben böyle biri değilim. Ne bu fevri hareketler? Ben mi fevriyim? Ben sana aşığım, aşık. Ya bana nasıl davrandığına bir baksana Kemal. Kendini benim yerime koysana ya. Seni istemiyorum de.
başından savmak için bin dereden su geçirme bana. Ne kadar uğraşsam da ben affedemiyorum seni. Niye? Affetmek istiyorum. Bak bana. Sana yemin ediyorum bak, yemin ediyorum. Her gece seni affetmek için koyuyorum yastığa başımı. Bitsin istiyorum, bitsin gitsin. Olmuyor ama. Ya beceremiyorum ben. O zaman görüşürüz. Sana yazamadım. Çünkü ben de aynı şeyleri hissediyorum. Ben de burada senin adımlarınla yaşıyorum hayatımı. Unutmak istedikçe daha çok hatırlıyorum seni. Canım acıyor benim. Ya benim kalbim lime lime, paramparça, anlıyor musun? Soktu bıçağı, şimdi de çeviriyor. O var ya, yansın, kül olsun, yok olsun, bitsin. Yandı. Görmüyor musun beni? Baksana bana. İçimdeki seni söküp atmaya çalışıyorum. Ne yapıyorsun sen? Bu o kadar kolay olsaydı ben bunu 2 yılda yapardım. Sen benden ne istiyorsun? Öldüm ben, bittim ben. Ayaz. Beni sen öldürdün. Yere göğe sığdıramadık diyorum. Bir dedayı sığdırdı beni. Utancın karkışında. Ama insan içine bir oturuyor Kadir. Ben ömrümde böyle affemedim lan. Biz bu kadar yalan mıymışız be? Benim evlerim istedim. Hayır dediler ki. Sen çok yalnız bir adamsın. Biliyor musun? Issız adam da derler. Sırrı gibi esiyorsun bazen. Sanki bütün dünya avucundaymış gibi. Sanki herkes önündeymiş gibi. Ama aslında hiç kimse yok. Sen de bunu biliyorsun. Yapayalnızsın. Sen gittin dedin ya. Beni bıraktın dedin. Hani... Beni seven herkes gidiyor diyordun ya. Ben yine buradayım. Ama sen de gitme. Aşıklar aşkını yaşayamıyor. Niye? Niye? Aşk özgürlük ister de ondan. Hani? Nerede özgürlük? Buralarda aşıksan böyle kederine düşer, kaderine. Bazı insanlar var. Onlar sevdiklerinin değerini kaybedince anlıyor. Ben zaten biliyordum be ama. Yeter, yeter. Ben ölmeyi diledim. Niye lan? Gencecik adamsın oğlum. Ölüp ne yapacaksın? Daha yaşayacak çok yolun var. Kocaman adam olacaksın. Niye ölmeyi diledin oğlum? Hani... Annem ben küçükken öldü ya. Evet. Eğer ben büyüdüğümde ölürsem beni tanıyamaz. Saçlar. Teşekkür ederim. Beni böyle sevdiğin için. Tek bir şey söyleyeceğim. Hayallerinizin peşinden gidin. Sonucu ne olursa gidin ve hayat çok kısa. Birbirinizin kalbini kırmayın. Benim. Hadi gel. Çok özledim seni. Geleceğim. Yakında geleceğim. Görüşürüz. Yavuz. İyi ki varsın. İyi ki benimlesin. Sen de. Seni seviyorum. Sen. Zaman mı geçiyor mu? Merakımdan soruyorum. Birini canını verecek kadar çok seviyorsun. Sonra öylece geçiyor öyle mi? Geçiyor. Ne güzel susuyoruz değil mi?
Ne senin yarın Ömer? Boş ver be bir tanem. Kalk. Bir de sen de işime yaramı istersen. Doğru söyleme. Sen beni şu anda görsen tanımazsın. Ama ben seni 1000 kişinin içinde gözüm kapalı tanırım. Belki de zamansız. Ben seni unutalı çok oldu. Sen benden vazgeçtiğinde ben de senden vazgeçtim. Kimse bana inanmıyor. Herkes nefret ediyor benden. Bir zamanlar sevdikleri insanlarla ilgili hayaller kurup güvenerek ardından gittikleri adamlar yüzünden hayalleri yıkılan, yalnız kalan, sonrasında da ruh halleri berbat olan kadınlardan biri olmak istemiyorum. Ben bu kocaman dünyada yapayalnız kaldım. İçinebildiğimiz o güzel günleri hiç yaşanmamış sayacaklar. Görüp göreceğimiz bu işte. İhanet. Başkalarınınki hayat. Bizimkisi hüsran. Tabii ki endişelendim, korktuğum anlar oldu, çok zorlandığım zamanlar da oldu. Ama aradan neler geçerse geçsin, onu olana kadar tuttum ben. Hadi bir de bunu öğrendim, bir şeyi istiyorsan yapana kadar tutacaksın. Sen kendine değer vermezsen, çevrendekiler de sana değer vermez. İnsanlara neden bu kadar kolay güveniyorum hiç bilmiyorum. Üstelik her seferinde boyumun ölçüsünü de alıyorum ama. Sen bizi kafanda yaratmışsın. O gidince yalnız hissettim. Eksik hissettik çok, yani. Çok. Ya yeter ya! Yeter! Evet ben bir zamanlar mutluydum. Ama şimdi köpekler gibi mutsuzum. Anlıyor musun mutsuzum? Dilediğin kişiye. Dilediğin soruyu 83 milyonun izlediği bir programda sorma imkanı verildi sana. Bu kim olurdu ve ne sorardı? Her şey çok güzeldi. Neden ya derdim ya? Gidebilirsin. Herkes gibi. O hor gördüğünüz, küçümsediğiniz insanların sizden hiçbir farkı olmadığını, hatta sizden bile üstün olabileceğini hiç anlayamadınız. Bizim mahallede ne insanlar var, üstlerinde elbiseleri yok. Burada da ne elbiseler var, içlerinde insan yok. Ben zaten kendimden eminim. Benden gidecekse bulursunuz. Ya zaman geçtikçe böyle anıların gerçekliği azalmıyor mu? Yani size de öyle gelmiyor mu? Keşke. Bir erkek, bırak bir erkek, bir insan. Başka bir insanın yaşama hakkını elinden alamaz. Hele hele istediği olmayınca. Sırf erkek, erkek ya. Sırf erkek olduğu için kendine böyle bir hakkı asla göremez. Asla. Erkeğin kadına uyguladığı fiziksel, psikolojik, duygusal şiddetin mantıklı bir yanı yok. Akla mantığa uygun bir yanı yok yani. Çok sevdiğin bir insan sana çok büyük bir yanlış yapabiliyor bir anda, hiç beklemediğin bir anda. Kalbin kırılıyor tabii ki ama yaşıyorsun ve yapacak bir şey yok. Çünkü daha fazla sana zarar verecekse o insan, orada onu bitirip yoluna devam etmek daha mantıklı geliyor bana. Bazı acılar vardır. Hayal bile edemezsin. Ben o acılarla çocukken oyuncak diye oynadım. Özür dilerim. Sen benden özür bile dileyemezsin. Gel parçala. İntikam almak istiyor olabilir misin? Yok hocam. Ya bunu ben de düşündüm ama Çünkü intikam alacak kadar bile öfke hissetmiyorum içimde. Benim için hiçbir şey ifade etmiyor. En zor da ne biliyor musun? Hani kendini seveceksin diyorsunuz ya. Ya benim sevilecek bir yerim mi var Allah'ını seversen? Beni anam babam sevmemiş. El kızı niye sevsin? Sonuçta biz boşanmış bir çiftiz. Çok iyi iki arkadaş gibi davranmamıza gerek yok. Düşman gibi davranmaya da gerek yok, öyle değil mi? Tabii ki düşman da değiliz. Sonuçta insan düşmanına karşı da bir şeyler hisseder. 4 yıl oldu. Koskoca 4 yıl.
Yılda bir gece açar dedim bu çiçek sen bana. 4 yıldır bekliyorum, hiç açmadı. Bakma bana öyle bakma. Bir bakışta tanıyamazsın beni. Ne güzel söylemişmiştim bana. Gerçi nereden bileceksin sen? Sana her baktığımda dünyam kayıyor Ezel. Her şey bize karşı sanki değil mi? Yukarıdaki bayağı istemiyor birlikte olmamızı. Kimse istemiyor. Biz bir araya gelemeyiz değil mi? Senin istediği gibi oynayabileceğim biri falan mı zannediyorsun? Bak ben senin oyuncağın değilim. Git kendine başka bir oyuncak bul. Bir daha da benim karşıma sakın çıkma. Ben neyim hocam? Ben annemin kızı, birilerinin karısı, sevgilisi değilsem neyim? Neden ben herkese kendimi bu kadar ezdirdim?